Alkışlarınız bu kez Şeyh Mevlana Hamidullah hocamız için devam etsin. Ben kendisinin biyografisini arz ettikten sonra. Mevlana Hamidullah hocamız Keşmir merkezli Darul Ulum Sevaus Sebil Vakfı'nın kurucusu, aynı zamanda başkanıdır. Aylık periyotlarla yayımlanan The Radiant Reality, Fikr İmroz ve Davetül Hak dergilerinin editörlüğünü üstlenmiştir. Mevlana Hamidullah vermiş olduğu vaaz, dini sohbet ve konferanslarla Hint alt kıtasında yaşayan Müslümanlara dini rehberlik vazifesini ifa etmektedir. Hocamızı arz ederim. Lillahi'l hamd. Allah'a hamdü senalar olsun. Allahu lekel hamd. Hamdun daimen ma devamik. Kesintisiz hamdü senalar olsun sana. Hamdun halidel ma khuludik. Sonsuza kadar devam eden hamdü senalar sana olsun. Bitmesin, tükenmesin. Senin rızandan başkası istemeyiz. Her nefesimiz sana ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun. Subhanallah. Allah'ı, mizan ve mablagal ilm ve muntaharza. Allah'ı, vesinetel arş ve elhamdülillah misli zalik. Vallahu akber misli zalik. Allah büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisi ve resulüdür. Bütün müminler kendi adıma mağfiret diliyorum. Mümin kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Size kısa sözlerimle sizi selamlamak istiyorum. İslam'ın şairi konusuna gelince, mukaddes kutsallar konusuna gelince, bununla alakalı şunları ifade etmek isterim. İslam dünyası, İslam ümmeti yeniden İslam'ı okuması gerekir. İslam'a son derece muhtaçtır şu anda Müslümanlar, İslam'a. Aynı zamanda imanın bir tecdide ihtiyacı var. Çünkü iman düşüncesi yaşlandı, solgunlaştı ve içimizde canlılığını kaybetti. Ya dolayısıyla İslam dünyası şu anda sele kapılmış yapraklara dönüştü. Şu anda İslam dünyası ne yazık ki alay konusu haline gelmiştir. Dolayısıyla yeniden İslam'ı anlamamız gerekir. Bu sempozyuma katılan herkes, buradan herkese seslenmek istiyor ve demek istiyorum ki insanlığın İslam'a ihtiyacı vardır. Her sistemin İslam'a ihtiyacı vardır. Şu anda ekonomik sistemler iflas etmiştir, sosyal sistemler iflas etmiştir, ahlaki bir yozlaşma söz konusudur, sinirler gerilmiş, aileler parçalanmış, toplumsal sıkıntılar zirve yapmıştır. Dolayısıyla biz Allah'a yönelerek yeniden İslam'ı yorumlamamız gerekir dememiz gerekiyor. Taksiratımız da çoktur İslam'a karşı, Müslümanların pek çok eksiklikleri vardır. Şu anda insanlığın başına geldiği bu musibetlerden dolayı insanlık gemisi neredeyse bu tufanın ortasında batmak üzeredir. Dolayısıyla ne olur şu anda yolunu kaybetmiş insanların elinden tutun ve onu sahili selamete çıkarın. Bu sahil de İslam sahilidir. Şu anda modern bir riddet söz konusudur. Müslümanlar ne yazık ki bazı Müslümanlar yeni bir irtidatla karşı karşıya. Bu yeni irtidat dediğimiz şey nedir? Bir takım
çarpık felsefi anlayıştır, bir takım çarpık iktisadi anlayışlardır ve pek çok insan bu çarpık anlayışlara ne yazık ki bağlanmış durumdadırlar ve ne yazık ki bir taklit düşüncesiyle bir takım ilimlere sarılmıştır bazı Müslümanlar. Edebiyat, kültür ve medya yoluyla Müslümanların...